Günaydın. 13. günle bu vlogumuzun ilk günüyle merhabalar diyorum. Hemen açılışımı yapıyorum. Sonra çok işim var. İşime dönüyorum. Bugün günlerden cumartesi ve çok yoğun olduğumuz için tam gün çalışıyoruz. Dün akşam kapanış bendeydi. Bugün açılış bende. Bu ne demek oluyor? Ben çok yorgunum demek oluyor. Hemen size evden, bir de bugün bütün gün çalışacağım. Sabah açılış, akşam kapanış, yani 14 saat buradayım. Evden getirdiklerimi göstereceğim. Hiç su içmedim. Su şişemi burada bırakmışım. Evde de su kalmamış. Bu nedenle şimdi ilk bir suyumu dolduracağım. Suyumu içeceğim. Sonra cümlelerime devam edeceğim. Lütfen bir dakika. Bu arada Allah razı olsun. Hava ki benden 15 dakika önce geldi. Aynen. Dışarıları her yeri açmış sağ olsun. Hiç kalmadı. Şöyle tam 2 litre olsun istiyorum ki günde hani bugün ne kadar içtiğimi kestirebileyim diye. Uyanınca su içmeye alışmışım. Allah'ım sabah nasıl susadım, nasıl susun var. Sadece su içmek için kafeye koşarak geldim yani, öyle söyleyeyim size. Bir de havalar nasıl ısındı. Ben şort mevsimini açtım. Bugün ilk şortumu giydim. Normalde işte çok şort giymeyi sevmiyorum aslında. Oraya koştur, buraya koştur, şöyle yap, böyle yap falan müşteriyle ilgilen derken. Ama artık o sıcaklardan falan durulacak gibi olmuyor. O yüzden şort mevsimini açtım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kafe çalışmamızı yapacağız ama önce size bugün yemek için buzdolabında ne bulduysam getirdiğim adlı çalışmayı göstermek istiyorum. Bir saniye. Dün manavdan aldım. Nane, maydanozu koydum. Birkaç tane domates koydum. Evden kayısı koydum ve bu şekilde bir sebze torbası yaptım. Yeşillik torbası. Onun haricinde bezelye vardı. Haşlanmış. Bezelyeyi getirdim. Bir de dün kefir almıştık. İşte dün akşam kafeden çıktıktan sonra marketten onu getirdim. Bugün bunları yiyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Şunu da hava köfte kabına koymuş. Bezelye var içinde. Şunları bir dolaba yerleştireyim. Sonra acil havaya açılışa yardıma gitmem lazım. Hava giyili iki temizlik yaptık. Şu an uf, çok sıcak. Neyse kafe açılış saatimiz geldi. İşler bitti. O yüzden bir kahveyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Hemen kendimize birer tane soğuk kahve yapıyoruz. Ve devam ediyoruz günümüze. Selamlar, selamlar. Şimdi saat gelmiş 14.12. Yani saat 2. Ben daha kahvaltı yapmadım, açılış yapmadım. Şimdi güzel bir kefirli, maydanozlu, kayısılı bir smoothie hazırlayacağım. Hazırlama aşamasını çok çekemeyeceğim. Zaten her zaman gösterdiğim şekilde bar blender'ına atıp vız 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 yapıyoruz. Sonra dışarı çıktığımda beraber içeriz. İçerisi biraz kalabalık olduğu için konuşamıyorum. Dışarıda konuşalım. Ben hazırlayayım ilk önce. Yaz bana WhatsApp'tan, hemen fiyat teklifi oluştur. Onkoli bir şey. Hafta sonu çalışan bir tek sen ve ben varız. Bizim şirket. Hafta sonu çalışan bir sen varsın, bir ben. Buna alış artık. Yani. Ay çok güzel olmuş baksana. Yani biri biraz çıkartıyor. Konak tünellerinden çıktıktan sonraki döner kavşağı atlatmak büyüktür Mario'nun prensesi kurtarması. Orası gerçekten çok riskli ya. Selam arkadaşlar. Şu an saat 17.30. 5.30 ve birazcık acıktım. 7'ye kadar da böyle çok beklemek istemedim, bayağı acıktım. Öğlen içtiğimin aynısını yaptım. Şimdi içeceğim, sonra akşam da salata yemeği planlıyorum şimdilik. Bakalım, yine güncelleme yaparım. İçerisi o kadar sessiz ki konuşunca sadece beni duyuyorlar, o yüzden konuşamam. Haydi. Kavga var şu an. Şu an saat 19.34. Orucumun başlamasına çok az kaldı. Hemen akşam yemeğimi yiyorum. Salata yemek istemediğim için Havva... Tavuk göğsü hazırladı Havva. Air fryer'da. Şimdi onu yiyeceğim. Yanına da 2 tane domates doğrayacağım. Bu şekilde akşam öğünümü kapatıyorum. Tehlikeli bir yere koydum ki şu an saat 9.30 ve bir soğuk yeşil çay yaptım. Onu içiyorum. Sonra, arkadaşlar benim bu sınavım ne olacak? Abi yarı çıplak mı? Senin çıplaklığında biz ne yapalım? Şu
Bir şeyleri de gösterelim lütfen. Beyin çekiyor şu anda. Dur göstereceğim bir dakika. Ha, oradan mı gösteriyoruz? Tamam. Arkadaşlar evde ya, gözüküyor mu? Kapak resmi. Asla yiyemiyorum. Bu kadar ağzım dibine de sokmaz insan ya. Ya evde Süleyman irmik helvası kavuruyor arkadaşlar. Havva pasta almış gelmiş. Ve ben diyet yapmaya çalışıyorum bu evde. Ve dışarıda düğün var. Horon mu ne tepiyorlar belli değil yani. Ben bu şartlar altında yaşamaya çalışıyorum arkadaşlar. Kardeşim arkadaşım doğum günüyse benim suçum ne? Biricik arkadaşım doğmuş. Bak pastayı şöyle parmağımı dokundurup yalamadım daha. Kokladın mı? Asla. Kokladım. Az önce de burnumu dibine soktum çünkü. Sıfır paralel koklamak. Evet. Süleyman orada görüyorum sütlü yapıyor irmik helvasını en sevdiğim şekilde. Bir de dondurma da almıştır bu şerefsiz. Biliyorsanız aa bak. Bak bitter çikolatalı topping sos bile getirmiş kendine. Sabah limonlu suyla başladım bir yaşamda. Gerçekten sabah limonlu Süleyman diyor ki sabah limonlu suyuyla başladığım günün akşamı diye. Bu arada bilmeyenler için biz Denizliyiz. Bilmeyenler için Hacı Şerif vardır dondurmalı irmik helvası. İşte onun mucidi Süleyman'dır. Tarifi benden aldılar. Tarifi Süleyman'dan aldılar. Size yemin ederim bu dünyada en iyi irmik helvası yapan insan. Aşırı güzel yapıyor. Tereyağlı, sütlü, mütlü bir şeyler yapıyor ama bilmiyorum yani. Yiyemeyeceğim ya. Uzun bir süre daha yemeyi planlamıyorum. Şu an o kadar güzel koptu ki. Gerçekten öyle bu arada. Neyse gece 12. Şu anda bizim evin halleri bu. Sonra nasıl şişmansın? Arkadaş bizim gece evin halleri 12'de bu şekil oluyor. Herkes mutfakta. Sen yeşile boya hadi. Motivasyonun bu olsun. Hani ben gideyim spor ajandamı yeşile boyayayım. Bana dedikleri şeye bak ya. Neyse ben kaçıyorum gençler. Bir daha mutfağa girmem büyük ihtimal. Kendinize iyi bakın. Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz. Dışarıdaki düğün sesi geliyor mu acaba? Sanırsın bizim evin içinde yapıyorlar düğünü ya. Böyle bir şey olmaz ya. Saat 12 oldu. Ne zaman kapatacaklar bunu ya? Böyle bir şey olmaz yazın. En sevmediğim olay şu. En sevmediğim olay şu yani ya. Neyse. Biz kaçıncı günümüzdeyiz arkadaşlar? Bugün 13. günümüzdeyiz. Evet o lanetli günü de geçtik. 13. günümüzü tamamladık. Arkadaşlar ben çok konuşmayacağım bu sesle. Büyük ihtimal siz de şu anda bu sesle yaşayamayacaksınızdır. Ben 13. günü verimli bir şekilde her şeyiyle beslenmemde, ifimde 4 tane yeşilimle yoluma devam ediyorum. Yarın bu kargaşasız görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Günaydın arkadaşlarım, günaydın. Bugün günlerden 14. gün. Artık bizim için günler pazartesi, salı, çarşamba diye ayrılmıyor. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14 diye ayrılıyor. Ve bugün günlerden 14. gün. Aslında bu arada bir de pazar. Hadi bunu da söylemiş olayım. Günlerden pazar. Hiçbir önemi yok ama neyse. Ne söyleyecektim ben şimdi? Bugün normalde pazara gidilmesi lazım ama benim belim kötü olduğu için ben kafeye bakacağım. Süleyman benim yerime havayla pazara gidecek. Şimdi bir kahvaltı hazırlayacağım ve size daha da önemli bir şey göstermem lazım. Arkadaşlar benim şöyle bir şortum vardı. Şu an nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ben buna geçen yıl giremiyordum. Yani hiç önü kapanmıyordu. Az önce girdim. Ama bu arada bu diyetle alakalı olduğunu da çok düşünmüyorum. Ben kışın falan çok spor yapıp kilo vermiştim. Onun da artısı vardır mutlaka. Onun da yani etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama bugün bu şorta girdim ya. Yani. Şöyle nasıl gösterebiliriz bu şortu ya? Şöyle mi gösterelim? Heh. Bakın şöyle. Girdim. Ama sadece girdim. İçinde hareket yok, sıfır yani. Amacımız ya yani birkaç hafta içinde şu şortun biraz şöyle bol gerilerek girmek istiyorum. Yani bunu normalde ben ilk aldığımda zaten biraz böyle boldu şuraları. Şimdi lönk. Üzerime tam oturuyor yani. Nasıl diyeyim? Sosis gibiyim şu anda yani içinde. Ama giyeceğim bugün. Umurumda değil. Girmiş miyim? Girmişim. Giyecek miyim? Giyeceğim. Hiç umurumda değil yani. Yavrular çok sıcak. Bir mutluyum o yüzden. Güzel. En azından girdik. Bir adım attık. Bununla yolumuza devam edelim. Birkaç hafta sonra bu şortla güncelleme yapacağım bundan sonra. Her pazar şort günü olsun mu Havva? Tamam. Bundan sonra her pazar bu şortu giyip bir güncelleme yapıyoruz arkadaşlar. Havva da before after koyar. Ben de şuraya şöyle koyarım. Şöyle inşallah açı maçı nasıldır bilmiyorum ama mutfakta dağınık değildir ama şuraya da kabakları çıkarttım. Şu şekilde size bir güncelleme yaparız. Şuna bak. Benim vücudumda en problemli, ben böyle inceliyorum, buram böyle kalıyor. En son hep buram gidiyor. Böyle bacaklarım falan incecik kalır böyle spordan sonra falan böyle zayıflayınca ama burası sağ olsun en son.
son gider. Sıkıntı değil. Sonuçta gider. Yatıya mı kalacak? Ne yapacak? Gidecek yani. Şimdi gelelim biz kahvaltımıza. Bugün pazar olduğu için dolaptakileri bitirme günü gibi bir şey. Ve şöyle kötü olmuş kabaklar var. Bunları yıkayıp hepsini airfryer'a atacağım. Şimdi yoğurtlu birazını yerim. Kalanını da akşam yerim diye düşünüyorum. O yüzden şimdi şunları bir airfryer'a atayım. Kabaklarımı tabağıma koydum. Şunu da akşam için koydum. Bunun üstüne artık ne yaparsak. Şimdi şöyle yoğurdumu dökeceğim. Bunun üzerine iki tane de yumurta yaptım. İki tane de yumurta koyacağım şimdi. Şöyle yanına bırakıyorum. Tamamdır. Kahvaltım hazır. Çok güzel kahvaltı yaptım bugün ha. Yarım litre sizin de göreceğiniz üzere sallamasyon bir içecek yaptım. Umarım güzel olmuştur. Beraber tadıyoruz. Şu an saat 7'ye geldi. O yüzden akşam yemeği faslı başlamıştır bende. Sabahki kabaklar var en altta. Sonra üstüne burada dolapta bezelye vardı. 3 yemek kaşığı kadar bezelye koydum. Üstüne de 2 tane domates doğradım. Şu şekilde akşam yemeğim hazır. Az önce yaptığım salatayla hiç doymadım. O yüzden bir kefir yapacağım. Şöyle nane var sadece dolapta. Kayısı var bir tane. Bir de kefir koyacağım. Bir bardak içeceğim. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Selam arkadaşlarım, nasılsınız? Evet, gördüğünüz üzere 14. günümüzü bitirmiş bulunmaktayız. Gerçekten güzel bir gündü. Yoğun, benim için yorucu ve yoğun bir gündü. Bu arada şortum bir sıktı beni, bir sıktı şu an var ya, direkt düğmelerimi açtım. Umarım haftaya cuma haftaya pazara kadar giymeyeceğim. Haftaya pazar tekrar giyeceğim şortu. Haftaya pazara kadar rahat bir şekilde giyebilirim. Hani tamam, hani küçülmesini de beklemiyorum ama ben nefes alabilirim içinde diye tahmin ediyorum. Öyle bir şu an umudum var. Her neyse, günüm zaten kahvaltıyı beraber hazırladık. Akşam yemeği de küçük bir salata yapıp sonra üzerine de kefir içtim. Çünkü hiç doymadım. Ve o kefiri içmeseydim büyük ihtimal eve geldiğimde şu anda o kadar çok aç olacaktım. Ve böyle sinir krizlerim, anksiyetelerim, ıvır zıvırlarım tutacaktı. O yüzden dedim ki sen bir kefir iç. En azından miden doğsun. Açlık hissini daha az hisset diye. Ama şu an mesela hiç aç değilim, o yüzden mutluyum. Çok da yoruldum. Şimdi lenslerimi falan çıkartıp pijamalarımı giyip uyuyacağım. Ve bu vlogu 2 günle bitirmek istiyorum açıkçası. Bakalım şimdi böyle nasıl olacak. Çünkü hava çok uzun olduğunu söylüyor. 40'ar dakika vlog kadar olduk arkadaşlar yani. 40 dakika da nedir ya? Çok uzun olduğunu söyledi. O yüzden böyle cumartesi pazarımı kapsayan 2 günlük bir vlog olsun. 13. ve 14. Ajandamda zaten ikisi de yeşil işaretli. O yüzden böyle check ettiğimde güzel bir bitiriş oluyor benim için de. Mutluyum şu an için. 2 haftamızı doldurduk. Yarın 2 haftamızı doldurduk ve yarın 3. haftamızın ilk günü. Güzel olacak. Yani yarın bir pazartesi, aslında tartılsam iyi olacak ama tartılmak için. Yani spor salonunda tartıldığım için artık orada tartılmak istiyorum. Hani farklı olmasın diye. Bir de ben aslında yarın spora başlamak istiyorum. Yürüyüşe başlamak istiyorum. Sadece hani bir yürüyeyim bakalım nasıl olacak diye düşünüyorum. Ama yarın da inanılmaz yoğunluğum var şu zam olaylarından dolayı. Eğer böyle eşyalarımı yanıma alacağım, spor eşyalarımı gün içinde bir ara bulabilirsem
bir vakit yakalayabilirsem gidip böyle bir 30 dakika 40 dakika ne kadar yürüyebiliyorsam bir en azından spor için ilk adımımı atmak istiyorum. Çünkü ondan sonraki hafta artık hocamla birlikte squatlı, deadliftli, hani ağır hardcore sporuma başlamak istiyorum. Çünkü ben bu beslenmeyle, yani şu ifimi düzgün yapıyorum, beslenmemi düzgün yapıyorum. Bir de sporumu eklediğimde çok hızlı toparlanırım. Çünkü ben spor yaptığımda bile çok hızlı toparlanıyorum. Hemen bir iki beden incelebiliyorum sporla. Böyle spor bıraktığımda da hemen böyle hamur gibi uf genişliyorum böyle bacaklarım falan hemen kendini salıyor. O nedenle de böyle işte sporuma da başlayayım, şu beslenmemi de zaten düzene oturttuk gibi böyle devam edeyim istiyorum. Dediğim gibi eşyalarımı yarın yanıma alacağım. Vakit bulursam da hemen gidip geleceğim. Umarım vakit bulabilirim, bilmiyorum. Yani şu an için yerini zaten o bir sonraki vlogumda olacak büyük ihtimalle. Güzel. Şu an 2 hafta oldu ve hiç böyle şey vermedim, of vermedim. Mesela tatlı hiç yemedim. Bugün benim canım inanılmaz bu arada çikolata istedi. Canım deli gibi çikolata istiyor. Böyle brownie olur, sufle olur. Çikolata istiyor canım ya. Ama hem vakit bulamadım hem çikolata namına hiçbir şey yoktu. Belki olsaydı bir aklım çelinebilirdi. 2 haftadır hiç of yapmadım. Yani işte ne bileyim bir kaçamaktı, bir şeydi, hiçbir şey yapmadım. Sonra düşündüm ki ne zaman hani yapayım mı ya küçük bir ödüllendirme kendime diye düşündüm. Sonra dedim ki ya sayma yapma, bayram gelecek. Bayramda zaten hani 3 gün biz de tatil yapacağız. Yapacaksan da o zaman hakkını kullan dedim. O yüzden şimdi bayrama da daha 2 hafta daha var. Yani bayram geldiğinde tam 1 ay olmuş olacak nereden baksanız. Ben de bayağı yol alacağımı düşünüyorum o bir ayda. Bence 7-8 kilolara yakın bence böyle giderse 7-8 kilolara yakın bir beklentim var. Bayramda yani ilk şöyle bir pilavlar olur, kavurmalar olur. İşte belki şerbetli bir tatlı yemem ama işte bu bitter çikolatadan bir brownie yaparım. Air fryer'da falan tatlılar yapıyorlar, sufreler yapıyorlar ya, öyle şeyler yaparım. Belki işte kendi dondurma yaparım. Çünkü evde de olacağım 3 gün büyük ihtimal. Öyle olunca da böyle daha sağlıklı kaçamaklar yaparım. Ama böyle nasıl diyeyim, pilavlı makarnalı. Ben çok seviyorum ya. Benim en sevdiğim tavuk pilav zaten yemek. Her zaman söylüyorum. Ama böyle şeyler yiyebilirim. Çünkü hiç pilav yemiyorum. Makarna bir kere yedim zaten. Onun haricinde hiç makarna demedim. Doğru düzgün karbonhidrat almıyorum. Karbonhidratı olabildiğince minimumda tutuyorum açıkçası. Şimdi bazen yorumlar hani sayma çok sağlıksız besleniyorsun, sayma çok az yiyorsun gibi geliyor. Ama ben bu şekilde şu an böyle devam etmek istiyorum. Daha böyle ketojenik de demeyeyim de ne deniyor ki ona ya, böyle sebze ağırlıklı, arada bir protein canım istedim de protein işte tavukta ıvır zıvır da üzerine attım bir beslenme stili yapıyorum. Çünkü karbonhidrat bana hiç yaramıyor. Ben karbonhidrat yediğimde kilo veremiyorum kesinlikle. Yani o bana bir dilim ekmek ye dediğinde diyetisyen, ben o ve hiç kilo veremiyorum o bir dilim ekmekle. Benim sıfır, neredeyse sıfıra indirmem gerekiyor. O açıdan ya, yani benim kendi vücudumu tanıdığım kadarıyla bu şekilde çok hızlı tepki veriyor. O yüzden bu şekil devam. Neyse yine akşam oturduk boş beleş konuştum ya. 5 dakika olmuş. Her neyse, ben videoyu bitireceğim. Bu vlog buraya kadar arkadaşlar. 13. ve 14. günümüzü içeriyor. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzun emojisi ne olsun? Ne olsun? Bakalım, yine bulamadım hiçbir şeydi. Bu videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıya karpuz emojisi bıraksın. Evet. Böyle canım karpuz ve tulum peyniri istiyor çünkü. Evet, onu da hadi açayım. Tulum peynir ve karpuz çok seviyorum. Ekmeğe, taze ekmeğe tulum peynirini koyuyorum sıcacıkken. Onu ısırıyorum yanına da karpuzu büküyorum, yiyorum böyle sulu sulu, Allah'ım yarabbim, neyse. Kendi kendime canımı istedim ya. Neyse tamam, kapatalım bu konuyu. Yani bu konuyu çok uzatmaya gerek yok karpuz peynir konusunda. O yüzden videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıya karpuz emojisi bırakırsa mutlaka yorumlarınıza geri döneceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın dedim ama şunu da beraber yapalım ya, gelin. Bugün ben öğlen yemeğini bir gibi yedim. Neyse şöyle komple işaretleyelim. Hoppa. İşimizden kaçmadık. Beslenmemizde de hiç failimiz yoktu. Ya bu hafta resmen yemyeşil geçiriyormuşum. Şurada gittik bozduk ya. Ya ifimiz yemyeşil ama o çok güzel. Yani şöyle haftaya bir genel bakalım bence. İfimiz çok güzel.
yemyeşil. Şurada bir turunculuk var. O bizi üzdü. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani tamam, bu kadar da. O da nazar boncuğu olsun be ya. Değil mi? O kadarlıkta kadı kuzumda bulunur muydu? Ajandamın da diğer kısmı hiç yok. Şimdi bir de benim onu yapmam lazım. Şaka maka. Yarın da ne ara yapacağım ya bu sayfayı 3. haftaya? Üşenmesem şimdi mi yapsam acaba? Belki şimdi bile yapabilirim. Güzel geçirdik. 14. günümüz bitti. Şimdi önümüzdeki haftadayız. Şu 13 ile 14'ü işaretlememişiz bak burada. Şuna bakın ya. Resmen ilk satır bitecek. Şaka gibi. Hey Allah'ım, zaman ne hızlı geçiyor ya. Gerçekten önemli olan başlamak, biliyor musunuz? Sonrası zaman çok hızlı geçiyor. Şaka gibi 14 gün geçti ya. Hatırlıyor musunuz? Birinci gün konuşuyorduk. Şöyle gün geçecek, böyle gün geçecek diye. Ha, 14'ü geçti bile yani. Yarın 15. gün. Yani bakın şu 30'larda bayram olacak. Büyük ihtimal ben 70'lerde tatile gideceğim. 70'lere kadar şöyle güzel bir 12-13 kilomuz var. Ne diyorsunuz? Yapar mıyız? Ay, inşallah yaparız. Ne diyeyim? Bakalım. Güzel. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.